arkadaşlar, bugünkü videomuzda artık ışıldakların yerine ya da el lambasının yerine ya da mumların yerine yapılan en iyi ürünlerden bir tanesi arkadaşlar. Ben bu ampulü 3 seneden beri kullanıyorum. Gerçekten de herhangi bir sıkıntıya rastlamadım. Her zamanki videolarımda dediğim gibi kalite ön planda arkadaşlar. Kaliteli bir ampul aldığınız zaman sizi uzun yıllar size hizmet eder, verim verir. Ben bu ampulü 3 yıldan beri kullanıyorum. Bunun faydasını ben size anlatacağım arkadaşlar. Düşünün, evinize bir misafir gelmiş, salonda yemek yiyorsunuz, birden elektrikler gitti. Ne yapacaksınız? Evde mum varsa mum takmanız lazım olacak. Olmadı ışıldak varsa ışıldak, yoksa şarjlı lamba. İşte bu üçünün görevini bu ampul yapıyor arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Ben şu marka, bu marka hiçbir zaman demiyorum. Her zaman kaliteli ürün alın. Bu ürün gerçekten de çok güzel. Misafir geldiği zaman yemek yerken, ne bileyim, hanımlar mutfakta yemek yaparken, banyoda yıkanırken, derece ihtiyacınızı giderirken, yani gerçekten de arkadaşlar bu ürün olmazsa olmazlığın arasında. Güzel bir icat. Bunu kim düşünmüşse güzel düşünmüş. Verimli de yapmış arkadaşlar. Elimizi görmüş olduğunuz ampule efendim arkadaşlar. Normal elim iletkenle ampul yanıyor arkadaşlar. En az 200 saat sizi idare edebiliyor. Ben bu ampulü 3 seneden beri kullanıyorum. Gerçekten de çok faydalı. Yani bu videomdaki anlatmak istemiş olduğum konu, ışıldakların yerine, mumların yerine bu ampul sizin ihtiyacınızı görecek arkadaşlar. Düşünün, elektrikler gitti, misafirinize yemek yiyorsunuz, hemen ampul devreye girecek. Bence yararlı bir ürün. Size tavsiye ederim arkadaşlar almanızı. Başka bir anlatacağım konu. Bir de YouTube'da mesela birçok videolar dönüyor işte. Adam almış eline bir mıknatısı, iki kablo sarmış. Ben işte bu mıknatısla elektrik üretip ampulü yakıyorum diyor. Aslında öyle bir şey yok arkadaşlar. Bunun içinde bildiğimiz bir led var. Bir de bunu yapan, düşünen firma bir de içine bir batarya koymuş. Belirli bir süre idare ediyor arkadaşlar. Yok, ben şunu elimde görmüş oldunuz. Etrafına kablo sardım. Adam bunu tutuyor burada. Aa bak, mıknatısla lambayı yaktı. Böyle bir şey yok. Arkadaşlar, o videolara inanmayın kesinlikle. Ben size kısaca şunu içine açayım. Bildiğiniz klasik sıralı led. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi adam içine batarya koymuş. 6 voltluk bir batarya arkadaşlar. Devre yapmış. Ben şuna mesela elimi de sürsem mutlaka kesin yanar. İşte kartı bile dokunuyorum, lamba yanıyor. Ya buna kesinlikle inanmayın yani. Öyle videolara inanmayın. Sadece
göstermeyi amaçlaştım. Bir de bu ampulün de arkadaşlarım kötü huylarından bir tanesi, eğer salonunuzda ahize varsa bu ahizeler iki anahtarla yanıyorsa, bir anahtar diğer lambayı yakıyorsa, diğeri de diğer ampulü yakıyorsa, tek yakan ampul evet güzel kullanışlı kullanabiliyorsunuz ama bir anahtarla iki ampulü bu modellerde kullanamıyorsunuz. Çünkü niye? İki lamba birbirine devresini tamamladığından dolayı siz anahtardan kapatsanız bile lambanız yanıyor arkadaşlar. O yüzden ahize varsa iki kademeli ampul yakar. Başka türlü bunu kullanamazsınız. Evet, şunu da kapağını kapatayım. Videoma dönelim arkadaşlar. O yüzden dolayı arkadaşlar öyle videolara inanmayın. Yani benim yaptığım gibi yok işte tuttuğum zaman işte mıknatısla yanıyormuş, inanmayın. Benim burada size anlatmak istediğim şey arkadaşlar, mutlaka tavsiye ediyorum arkadaşlar almanızı. Alın çünkü çok faydasını göreceksiniz. Boşu boşuna mumlara ya da ışıklara para vermeyin diyorum. Olay bu arkadaşlar. Yani parmağım bile yanıyor yani. Parmağım bile yanıyor. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evinizde mutlaka olmazsa olmazların arasında girecektir arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim.